Şeker kurumu kapatıldı. Kanser saçan ABD'li şirket bayram havasında. Son çıkan 696 nolu kanun hükmünde kararname ile Türkiye Şeker Kurumu kapatıldı. Kurumun görev ve sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Peki neden? Yetkililer kurum artık işlevini yitirdi, zarar ediyordu, bu yüzden kapattık açıklaması yaptı. Aslında haklılar. Neden? Çünkü artık Türkiye şeker üretmiyor. Peki Türkiye niçin şeker üretmiyor? Şekerin yerini ABD'li şirketin ürettiği, kısa adı NŞB olan nişasta bazlı şeker aldı da ABD devi Cargill şirketine kaldı. Bahsi geçen Cargill şirketi ABD'nin en zengin 4. ailesine ait. Eskiden Cargill tohum deviydi. Türk halkını zehirleyip kanser yapan NŞB işi tutunca tohum piyasadan çekildi. Sağlığımız tehlikede. Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği Kemal Derviş, ABD çıkarı için şeker yasası çıkardı. Bu yasa nedeniyle yerli doğal üretim sona erince şeker kurumu kapatıldı. Artık Türk şekerini koruyacak kurum kalmadı. NŞB nedir? Tatlandırıcı şurup olarak bilinen NŞB, onkologlar tarafından ölüm şurubu olarak adlandırılıyor. Yediğimiz bütün şekerimsi tatlar NŞB'den yapılıyor. Gazozdan çikolataya ve hamur tatlılarına kadar uzanan geniş bir yelpazede birçok şekerli üründe kullanılan NŞB'ler, mısır nişastasının kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle elde ediliyor. Nişasta parçalanarak glikoza, ardından da fruktoza dönüştürülüyor. Neden mi genç yaşta ölüyoruz? İşte yanıtı. Nişasta bazlı şeker, kanser ve sirozun başlıca nedeni. Bugün ABD'de NŞB'nin karaciğer yağlanmasına bağlı siroz ve karaciğer kanserini 3 kat artırdığı bilimsel olarak tespit edildi. Türk halkının kabusu Cargill. Şeker, şurup deyince akla ABD'li Cargill şirketi geliyor. Cargill devlet gibi hareket ediyor. Yıllık geliri 137 milyar dolar. 200 ülkede iş çeviriyor. Dünyada NŞB kotaları indirilirken Türkiye'de gizli bir el tarafından artırılıyor. Şeker tadında zehirle geliyorlar. 2015-2016 pazarlama yılında 250 bin ton kotanın %25 artırılması kararlaştırıldı. Bu oran %35'e çıkarıldı. Günümüzde ise kota dolayken Cargill'e kota kaldırıldı. Dünyada kişi başına nişasta bazlı şeker üretimi ortalama 0,7 kilogramken, Türkiye'de bu oranın tam 10 katı tüketiliyor. Türkiye'de nişasta bazlı şeker üretimi 5 şirket bünyesindeki 6 üretim tesisi tarafından yapılıyor. Bu üretimlerin %80'e yakını ise ABD'li Cargill'e ait. NŞB, Hollanda, Avusturya, Fransa, İrlanda, İsveç, Yunanistan, Portekiz, Danimarka, Slovenya ve İngiltere'de yasak. ABD %10 olan NŞB kotasını %8'e düşürdü. ABD yemediğini Türk halkına yediriyor. Türkiye'de ise gıdalarda kullanılan NŞB oranı %10'dan %15'e çıkarıldı. Şimdi sormak gerekiyor. NŞB üreten ABD'li firma kazansın diye mi şeker kurumunu kaldırdık? Doğal şekeri üretme, NŞB denen zehre ise kotayı kaldır ve oranını arttır. Neden? Canımızı çöpte mi bulduk? Öyle ya, nasıl olsa kanser ilacının masrafını devlet ödemiyor. Hayırdır, kurumda FETÖ mü çıktı da kanun hükmünde kararnameyle kapattınız? ISO 22000